Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Anıl Hoca ile Matematik YouTube kanalının sahibi Anıl Hocamız sizler için çok güzel 5 soru çözümü içeren bir video hazırladı. Ve bu videoda da bana meydan okuyarak en az 6 soruluk bir video çekmemi istedi. Ben de bu meydan okumayı kabul ederek sizler için 6 güzel, size faydasını dokunacağını düşündüğümüz 6 güzel sorunun olduğu bir video hazırlamaya çalıştım arkadaşlar. Bu da bizim ilk sorumuz olacak. Ee, buradan Anıl hocamıza da selam göndermiş olalım. Umarım çözümlerimiz sizler için faydalı olacaktır. Ali öğretmen çizim programında y eşittir sinüs x, y eşittir kosinüs x ve y eşittir bir fonksiyonların grafiklerini çizmiş. Ve Ali öğretmen çizdiği grafiklerin herhangi bir bölgesindeki görüntüsünü şekildeki gibi büyüterek bu görselle ilgili üç öncül vermiştir. 3 öncülde x eleman 11 pi bölü 6 virgül 8 pi bölü 3, x eleman 5 pi virgül 11 pi bölü 2, x eleman 15 pi bölü 2 virgül 26 pi bölü 3 diye verilmiş. Buna göre hangi yargıda verilen aralıklar yukarıdaki görsele ait olabilir? Yani sanırım şunu demek istiyor. Örneğin şuradaki görüntüyü yakalamak için buradaki aralıkların hangisini seçersek uygun olur diye soruyor. Sanki biz şurada verilen aralıkları şuradaki sol ve sağ sınırlarımız gibi düşünerek yorumlamaya çalışalım. Dikkat etmemiz gereken husus şurası y eşittir 1 doğrusu. Kosinüs x burada 1'i görmüş. Kosinüs x'in 1'i gördüğü aslında açımız ilk akla gelen açımız 0 derecedir. Ama 0'ın üstüne eklediğimiz her 2 pi de bize yine kosinüs x'i 1 olarak verecektir. Sinüs x'in 1'i gördüğü açımızsa pi bölü 2'dir. Ama pi bölü 2'nin üstüne eklediğimiz her 2 pi de yine arkadaşlar bize neyi verecektir? Sinüs x'i 1 olarak vermiş olacaktır. Yani aslında özellikle şu aralık bize şunu söylüyor. Burası diyor birinci bölgeyi anlatıyor diyor. Yani birinci bölgeyi içeren bir aralık yakalamaya çalış diyor. Mesela birincisine bakarsak x eleman 11 pi bölü 6 virgül 8 pi bölü 3 demiş. Aslında bunları mesela... 11 pi bölü 6 ile 8 pi bölü 3'ü düşünürsek arkadaşlar İsterseniz bunları açı cinsinden yapalım. Yani e, radyan değil de derece cinsinden pi bölü 6, 30, 30 kere 11'den 330 derece gelir. Burası da pi bölü 3, 60, 60 kere 8'den 480 derece gelir. Bakın 330, 480 aralığı bizim birinci bölgemizi içerir. 360'dan 450'ye kadar olan kısım aslında birinci bölgedir. Çünkü 360 ve 450'nin esas ölçülerini bulursak 0, 90 aralığı gelir. Zaten biz de aralığımızın 0, 90'ı içermesini istemiştik. Bu verilen aralık bunu içer verdiği için birinci bölgenin buradaki görsele ait birinci verilen bu ifadenin bir, buradaki görsele ait olacağını şu kısmı içerebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinciye bakalım 5 pi ve 11 pi bölü 2 demiş. Bunu bir yorumlayalım. Bunu da birim çember üzerinden yorumlayalım. Şimdi bizim 5 pi'miz nereye denk gelir? 2 pi, 4 pi, 5 pi. Tam şuraya aslında pi'lik kısma denk gelir. Şunu nasıl düzenleriz 11 pi bölü 2'yi? 11 pi bölü 2 aslında nasıl yazılır arkadaşlar? 5 pi artı pi bölü 2. Yani 5 pi şunu da 5 pi artı pi bölü 2 gibi düşünürsek 2 pi 4 pi 5 pi 5 pi artı pi bölü 2 yani şuradaki ilk sınırımız 5 pi yani şurayı gösteriyor 5 pi artı pi bölü 2 de burayı göstermiş oluyor burası tam aslında 3. bölgeyi veren bir aralık oysa ki biz 1. bölgeyi içeren bir aralık aradığımızı söylemiştik arkadaşlar burası bizim istediğimiz şartları sağlamadı şu 3. bölgede ne sinüs 1 olur ne de kosinüs 1 olur dolayısıyla ikinci verilen şu aralığın bizim istediğimiz şu görsele ait olamayacağını söylemiş oluruz arkadaşlar 3. bakalım 15 pi bölü 2 demiş Bunların da esas ölçüsünü bulmaya çalışalım. 15 pi bölü 2 şöyle yazabilir miyiz arkadaşlar? 7 pi artı pi bölü 2 diye yazabiliriz. Ya da şöyle de yazabiliriz aslında. 8 pi eksi pi bölü 2. Daha güzel olacaktır şuna geçişte arkadaşlar. Şunu nasıl yazarız aslında? 8 pi artı 2 pi bölü 3. Bakın ikisi de 8 pi, 8 pi üzerinden. Yine birim çember üzerinden yoklamaya çalışalım. Birinci bölgemizi içerecek mi? Biri diyor ki 8 pi gel, yani başlangıç noktasına gel, geriye pi bölü 2 git. Yani şuradayız, 270'in olduğu yerdeyiz. Diğeri de diyor ki bak 8 pi yine gel, devam et 2 pi bölü 3 daha git diyor, ikinci bölgeye gel diyor. Yani şuradan devam et buraya kadar gel. Benim sana verdiğim bu aralık diyor işte burayı veriyor diyor. Hem dördüncü bölgeyi hem birinci bölgeyi hem biraz da ikinci bölgeyi içeriyor. E biz zaten birinci bölgeyi içeren bir aralık arıyorduk. Dolayısıyla bizim bu aralığımızda birinci bölgeyi içerdiği için üçüncü aralığında bizim şu görselimize ait bir aralık olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. E o zaman baktığımız zaman birinci ve üçüncü aralıklar bizden istenen şu görseli bize sunuyor. Ama ikinci bunu veremediği için doğru cevabın bir ve üç geleceğini söyleyebiliriz. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bir de acilden güzel bir soruyla devam edelim. Paralel kenarımız var. Şuradaki sarı bölgemiz var. Alfa açımız. Bir birim uzunluğumuz var. Taralı bölgemizin çevresi kotanjant alfa bölü 2 artı 9 olarak verilmiş. Buna göre taralı bölgenin alanı hangisidir diye sorulmuş. Şuradaki birden faydalanmak adına şuradaki uzunluğumuza m yazalım. Üçgenimizden faydalanalım. Komşu bölü karşı diyelim. Komşu bölü karşı m bölü 1 bize Alfanın neyini verecektir? Kotanjantını verecektir. Komşu bölü karşı dediğimiz için. Buradan bizim M uzunluğumuz ne gelmiş olacaktır arkadaşlar? Kotanjant alfa gelmiş olacaktır. Şuradaki M'nin yerine kotanjant alfa yazabiliriz. Hipotenüsümüze L diyelim. Karşı bölü hipotenüs yapalım. 1 bölü L'miz de arkadaşlar karşı bölü hipotenüsten sinüs alfaya eşittir. O zaman L'nin yerine de 1 bölü ne yazabiliriz? Sinüs alfa yazabiliriz. Şurası da 1 bölü sinüs alfa gelmiş olsun. Aynı uzunluğu şu karşıya da yazalım. Burası da 1 bölü sinüs alfa gelsin arkadaşlar. Taralı bölgenin çevresi demiş kotanjant alfa bölü 2 artı 9. Hemen şuradaki uzunluğuma ben K demek istiyorum. Burası da o zaman K artı 1 gelmiş olacaktır arkadaşlar. K artı 1'i de yakaladık. Şimdi taralı bölgemizin çevresine bakalım. K'miz var. K artı 1'imiz var. Ne yaptı bunların toplamı arkadaşlar? Şuraya yazarsam. 2K artı 1. Buna bir de kotanjant alfa ile 1 bölü sinüs alfayı eklemiş olalım arkadaşlar. Kotanjant alfa ve 1 bölü sinüs alfa. Kotanjant alfayı şöyle C bölü S diye yazayım. Oradan da 1 bölü S gelsin. Bu neye eşitmiş? Kotanjant alfa bölü 2 artı 9'a eşitmiş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurada bir işlemimizi ilerletelim. Bakın şurayı topladığımız zaman c artı 1 bölü s gelecektir. Şuradaki kosinüs alfayı nasıl yazacağım? Şuradaki alfa bölü 2'ye geçmek için arkadaşlar. 2 kos kare alfa bölü 2 eksi 1 olarak yazacağım. Yanındaki 1 duruyor. Aşağıdaki sinüs alfayı ise 2 çarpı sinüs alfa bölü 2 çarpı kosinüs alfa bölü 2 olarak yazacağım. Bakın arkadaşlar şu birler birbirini götürecek. Şu ikiler birbirini götürecek. Kosinüslerden bir tanesi şuradan birbirini götürecek. Kos alfa bölü 2 bölü sin alfa bölü 2'den ne kalacak elimizde aslında? Kotanjant alfa bölü 2. Şurayı biz toparladık. Kotanjant alfa bölü 2'ye dönüştürdük. Şurada 2k artı birimiz var. Onu da yazalım. Bununla topladığımızda bakın kotanjant alfa bölü 2 artı 9 yapıyormuş. Şunlar giderse biri de karşıya atarsak 2K eşittir 8'den K'mız kaç gelmiş olacaktır? 4 gelmiş olacaktır. K'mız 4 hemen yukarıya dönelim. Burayı 4 olarak bulduk arkadaşlar. Burası da 4 artı 1'den 5 olarak geldi. Buradaki sarı bölgeyi bir yamuk gibi düşünürsek alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. 4 buradan 5 de buradan 9 çarpı yüksekliğimiz kotanjant alfa bölü 2 bize alanı vermiş olacak. Doğru cevabın C şıkkında verildiğini görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 3D yayınlarında yine güzel bir ikinci derece denklem sorusuyla devam edelim. Bir fx fonksiyonu verilmiş. Tepe noktası n birim sağa n birimde yukarı ötelendiğinde bu gx fonksiyonu elde edilmiş. Bu fonksiyonun tepe noktası elde edilmektedir deniyor. Buna göre m'nin değeri kaçtır? Öncelikle şu gx fonksiyonunun tepe noktasını bir bulalım. Bakın zaten tepe noktasına uygun formatta yazılmış. Şurayı sıfır yapan yani bu formatta yazıldıktan sonra tam kareye çevirdikten sonra şurayı sıfır yapan kısım bizim r'mizi veriyordu. Yani tepe noktamızın apsisini burayı sıfır yapan değer 5 olduğu için tepe noktamızın apsisi 5 geliyor. Buraya 5 yazdığımızda burası sıfır olacaktır. Geriye 2 m 12 kalacağı için tepe noktamızın ordinatı da 2 m 12 olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Peki şu denklemimizi bir toparlayalım. Bunu da buradaki gibi tam kare olarak yazmaya çalışalım. Burada eksi 6x varsa biz buna demek ki bu x eksi 3'ün karesinden geliyordur deriz. x kare eksi 6x artı 9 yapar. Ama burada m yazdığı için biz m elde etmek için buraya eksi 9 artı m yazarız. Ve işte soldaki denklemi bu şekilde toparlamış oluruz. Peki bu fonksiyonun tepe noktası ne? Yine buradaki x'li kısmı 0 yapan x değeri 3'tür. 3 yazdığımızda burası 0 olur. Ordinatımız eksi 9 artı m gelmiş olur. Şimdi biz bu fonksiyonumuzu n birim sağa n birim e, yukarı ötelediğimizde tepe noktamızdaki değişiklik nasıl olacaktır? Burada e, absisi 3 olan tepe noktamız 3 artı n'ye gelmiş olacaktır arkadaşlar. Ordinatı eksi 9 artı m olan tepe noktamızın ordinatı ise n birim yukarı ötelenince eksi 9 artı m artı n'e gelmiş olacaktır arkadaşlar. Yani tepe noktamızın apsisi 3'te ise örneğin 5 birim sağ ötü 8'e gelmiş olacaktır. Burada onu yapmaya çalıştık. Aynı mantığı ordinat içinde yapmış olduk. O zaman ötelemeler sonucunda biz bunun tepe noktası olan 5 m 12'ye ulaşıyorsak işte şuradaki noktamız buradaki noktamızda bize aynı noktayı vermelidir. Yani buradaki 3 artı n değeri burada 5'e eşit olmalıdır. Buradan n'imiz 2 gelmiş olur. Şuradaki 2m eksi 12 değeri ise eksi 9 artı m artı n eşit olmalıdır. Yazalım onu da 2m eksi 12 eşittir. Eksi 9 artı m n'in yerine de 2 yazacağız arkadaşlar. Bakın buradan ne gelir? m'i bu tarafa atarsak m olur. Eksi 9 artı 2 eksi 7. Eksi 12'yi karşıya atınca da artı 12 yapar. Buradan da aradığımız m değerini 5 olarak bulmuş oluruz. N'imiz 2 geldi. M'imiz 5 geldi. Zaten bize M sorulmuş. Doğru cevabın B 5 olması gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar metin yayınlarından güzel bir soruyla devam edelim. E, ABC birer gerçel sayı olmak üzere f(x) eşittir ax kare artı bx artı c parabolü verilmiş parabolün eksenleri kestiği noktalar verilmiş OA eşit OB eşit BC olmak üzere A çarpı C artı B nedir diye sorulmuş. Aslında X'e 0 verip Y'yi C olarak da devam edebiliriz ama ben şöyle yapalım diyorum. Şuraya ben K noktası yazayım. Burası 2K'ya denk gelecektir. Şurası da aynı uzunluk olduğu için eksi K'ya denk gelmiş olacaktır. Aslında fonksiyonumuzda X'e 0 verdiğimizde Y'yi C bulduğumuz için buradaki eksi K değerini aslında C'ye eşit olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Denklemimizi yazarak değil de kökler toplamımız ve çarpımız üzerine ilerleyelim. Kökler toplamımız birisi k diğeri 2k olduğu için 3k yapacaktır. Buradaki kökler toplamı eksi b bölü a'ya eşittir arkadaşlar. Aynı mantıkla bir de kökler çarpımımızı yapalım. Bir tanesi k, bir diğeri 2k. k çarpı 2k'dan 2k'nın karesi eşittir. c bölü a olarak bulunmuş olacaktır. E, c'nin yerine eksi k yazabileceğimizi biliyoruz. 2k kare eşittir eksi k bölü a'dan. Şunlar giderse arkadaşlar e, 2k a eşittir eksi 1 gelir. Buradan a'mızı eksi 1 bölü 2k olarak bulmuş oluruz. Aslında a'mız eksi 1 bölü 2k şurada yerine yazalım. Çarpı c'mizin de eksi k olduğunu biliyoruz. Bunları çarptığımızda şunlar artıya dönüşür. K'lar gider ve a çarpı c 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Bunun yanına b'yi de bulursak sorumuzu çözmüş olacağız. Biz a'mızın eksi 1 bölü 2k olduğunu söylemiştik. Şurada bir işler dışlar çarpımı yaparsak 3 çarpı k çarpı a'nın eksi b olduğunu görüyoruz. 3 çarpı k çarpı a'nın yerine de Eksi 1 bölü 2K yazıyorum. Bu eksi B'ye eşitmiş arkadaşlar. Şunlar artıya dönüşür. K'ler giderse B'miz de 3 bölü 2 olarak bulunmuş olacaktır. A çarpı C'yi 1 bölü 2 olarak bulduk. B'mizi de 3 bölü 2 olarak bulduk. Bunları toplarsak aradığımız cevabın 4 bölü 2'den 2 geleceğini söylemiş oluruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar 3 4 5'in AYT denemelerinden güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Şenol kara kelimesinin ile rastgele 3 harfli anlamlı anlamsız Aykut da arpa kelimesinin harfleriyle rastgele 3 harfli anlamlı anlamsız birer kelime söylüyor. Buna göre her ikisinin de söylediği kelimenin aynı olma olasılığı kaçtır? Öncelikle her ikisinin de ayrı ayrı kaçar kelime söyleyeceğini bulalım. Bir kere Şenol kaç kelime söyleyecekse Aykut da aynı sayıda kelime söyleyecektir. Çünkü aynı şekilde burada da 3 farklı harf vardır. Harflerin bir tanesinden 2 tane var. Burada da 3 farklı harf var. Harflerin bir tanesinden iki tane var. O zaman Şenol'un söyleyebileceği kelime sayısını bulduktan sonra Aykut'un söyleyebileceği kelime sayısını da aslında bulmuş olacağız. Peki burada 3 harfli 3 harfli kaç farklı kelime söyleyebilir? Ee, yani ya A A ve R'yi kullanmalıdır ya A A ve K'yi kullanmalıdır ya da A R ve K'yi kullanmalıdır arkadaşlar. A, A, R ile yazabileceği, söyleyebileceği 3 harfli kelime sayısı tekrarlı permutasyon 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 gelir. Aynı mantık burada da geçerlidir. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 gelir. Burada ise hepsi farklı olduğu için 3 faktöriyel yani 6 tane kelime söylemiş olur. 6 buradan 3 buradan 9 3 de buradan Şenol'un 12 tane kelime söyleyebileceğini aynı mantıkla Aykut'un da 12 tane kelime söyleyebileceğini söylemiş oluruz. Peki ne zaman aynı kelimeli sö kelimeleri söylerler? Baktığımız zaman burada ortak alan ortak olan A, R, A harfleriyle yani A, A ve R'yi kullanarak Aynı kelimeleri söylemiş olabilirler. Arkadaşlar normalde Şenol 12 kelime Aykut da 12 kelime söyleyecek. 12 çarpı 12'den 144 farklı durumumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Peki aynı kelimeyi söyledikleri anlar hangileridir? Kaç durumdur? Şenol da AAR -A ders. Aykut da AAR ders. Bir durum budur. Şenol ara der. Aykut da ara der arkadaşlar. Bir durum budur. Ya da Şenol ra'a der. Aykut da ra'a der. Bir durum da budur. Zaten a, -A -R ile yazabileceğimiz 3 kelimenin olduğunu söylemiştik. işte ikisinin aynı anda söyleyeceği 3 ortak kelime bunlardır. Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum olarak bunları yazmış oluruz. Toplam 144 durumumuz vardı. 3 tane ortak durum geldi. Şunu karıştırılmasın. 3 tane bu söylüyor, 3 tane bu söylüyor. 9 durum değil. Birisi AR dediğinde diğeri de AR demek durumunda bir durum. Birisi ARA dediğinde diğeri, de ARA demek durumunda 2 durum. Birisi RAA dediğinde diğeri de RAA demek durumunda 3 durum. 3 durum bizim istediğimiz ikisinin aynı kelimeyi söylediği durumlar. Toplam 144 farklı durum var. 3 bölü 144'ten aradığımız olası 1 bölü 48 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar arkadaşlar hepinize merhabalar iyi çalışmalar diliyorum 3D yayınlarından yine güzel bir soruyu daha sizler için çözmeye çalışacağız verilen bu denklemin köklerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş normalde çok sıkıntılı bir soru değil zaten şurayı x kare parantezini alabiliriz x kare parantezini alınca x eksi 2 gelecektir Burada da zaten 3x artı 2'nin neyi var arkadaşlar? Küpü var. Şuradan kökümüzün sıfır geldiğini çift katlı kök olarak. Şuradan kökümüzün 2 geldiğini. Şuradan da kökümüzün arkadaşlar eksi 2 bölü 3 geldiğini görüyoruz. Sıfır buradan 2 buradan eksi 2 bölü 3 buradan diye düşünebiliriz. Ama dikkat etmemiz gereken bir husus var. Burada sıfır çift katlı kök. Eksi 2 bölü 3'te tek katlı kök ama 3. dereceden bir kök. Neye dikkat etmemiz gerekir? Şunu hatırlatmak istiyorum. Örneğin siz x eksi 5'in karesi denkleminde bir tane kökümüz geliyor. 5 ama çift katlı kök. Bu denklemin kökler toplamını ama siz 5 demiyorsunuz. Çünkü siz bunu açtığınızda x kare eksi 10 x artı 25 geliyor. Eksi b bölü a'dan bu denklemin kökler toplamı kaç olarak bulunmuş oluyor? 10 olarak bulunmuş oluyor. Neden bir tane kökümüz varken o da 5 iken kökler toplamı 10 oluyor? Çünkü 5 çift katlı kök olduğu için 5'i 2 kere sayıyoruz ve 5 beş artı 5'ten 10 diyoruz. Demek ki x eksi 5'in küpü olsaydı eşittir 0 denkleminin kökler toplamı burada 3 tane 5 geleceği için 3 katlı kök olduğu için 3 kere 5'ten kökler toplamı ne gelecekti? 15. Aynı mantıkla o zaman burada da böyle düşünmemiz gerekir şurada zaten sıfır Tamam çift katlı kök 2 tane sıf var gibi düşünürüz kökler toplamında artı şuradan bir kökümüz gelir 2 buradaki 2 bölü 3'ten kaç tane gelecek o zaman 3 tane gelecek çünkü 3üncü kuvvet alınmış o zaman artı 3 çarpı ne diyeceğim ben burada 2/ 3 demiş olacağım şuradan ben kaç elde etmiş oluyorum 2 elde etmiş oluyorum 3 kere 2 bölü'ten de -2 geliyor. Buradan da zaten sıfır geldiği için bu denklemin kökler toplamı kaça eşit oluyor arkadaşlar sıfıra eşit gelmiş oluyor. Dolayısıyla verilen bu denklemin kökler toplamının sıfır olduğunu söylemiş oluruz. Bu hususa dikkat çekmek için bu soruyu çözmek istedim. Kaç katlıysa o kadar alacağız. Toplama o kadar ekleyeceğiz. Aynı mantıkla çarpıma da o kadar ekleyeceğiz. Yani x-5'in küpünün kökler çarpımı kaçtır dediğimizde 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125 gelecek. Burada kökler çarpımı tabi sıfır gelecekti burada sıfır olduğu için. Ama sıfır için içinde olmasa 2 çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 diyecektik. Bu bu da bize denklemimizin kökler çarpımını verecekti. Umarım anlatmaya çalıştığımız nokta açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.